Herkese merhaba arkadaşlar. İki gündür bal sağıyorum. Ve sağmış olduğum peteklerin güveden korumak için bir arkadaşından bir öneri geldi. Bir fikir verdi. Şimdi onu sizinle paylaşmak istiyorum. Peteklerimiz genelde güveye kapılıyor. Güveden çok zarar gördüğü için de bayağı bir zarara uğruyoruz. Değişik yöntemler uyguladım. Ama yani böyle %90 başarılı olabilecek bir daha yöntem bulamadım. Denemeye de devam edeceğim. Bunu ben ilk defa deniyorum. Beraber yapacağız yani. Sonucunda beraber göreceğiz. Güvenilip güvenilmediğini takip edeceğiz. Arkadaşlar bu katran yağı. Baharatçılarda satılıyor. Bu şekilde isterseniz gazete ya da kağıt kullanabilirsiniz. Katran yağımızı yeni süzmüş olduğumuz peteklerin alt kısmına koyacağız. Şimdi beraber yapalım. Arkadaşlar polenli çıta da var içinde. Polensiz çıta da var. Daha yeni sağdım. Bunları bir çıkarayım. Evet, gazetemizi ya da kağıdımızı kovanın içine seriyoruz arkadaşlar. Evet, ve katran yağımızı dökeceğiz. Kağıdımızı serdik. Arkadaşlar elimde şu anda fırça yok. Evet, fırçam olmadığı için şöyle göstereyim, şöyle dağıtacağız. O kokusu da güzelmiş. Evet, katran yağımızı dağıtıyoruz, bu şekilde yayıyoruz. Daha sonra peteklerimizi koyacağız ve kapatacağız. 10 gün ya da 1 hafta ya da 10 gün sonra kontrol edeceğim. Güvelenme var mı yok mu diye. Şimdi peteklerimizi koyalım. Bunlar güvesiz ve yeni sağılmış petekler arkadaşlar. Şimdi hemen kapatıyorum. Ve bunu bir hafta sonra ya da 10 gün sonra açacağız, bakacağız. Şimdi arkadaşlar değişik yöntemler var. Deneyen arkadaşlarımız varsa yorumlara yazarsanız sevinirim. Peteklerimizi %100 korumanın yolu varsa bunu paylaşalım. Eğer isterseniz aralığınıza gelirim, beraber video çekebiliriz. Faydalı bilgileri paylaşmak istiyorum. Arkadaşlar peteklerimizi koruyabilirsek bu petekler bizim işimize baharda yarayacak. Baharda ana arıya rahatlıkla ilkbaharda yumurta attırabiliriz. Normalde elimizde petek olmadığı için ördürmek için uğraşıyoruz. Bu da bayağı bir zaman kaybı ve şerbet vermemiz demektir. Hem maddi olarak zarara uğruyoruz, hem de peteklerimiz araya gittiği için yeniden petek almak zorundayız. Bu da milli bir servet. Yani neden bakın, neden güvelensin ki? Arkadaşlar burada güvelenmiş petekler. Baktım güve başlamış. Hemen bakın. Güve başladığı için hemen şey yaptım. Sıyırdım. Götürüp satacağım. İşte bu şekilde araya gidiyor. Eğer fark etmesem güveler tamamen petekleri yiyor arkadaşlar. Bu da milli bir servet. Eğer fikri olan, önerisi olan varsa yorumlara yazarsanız sevinirim. Çünkü Türkiye'de yani bugüne kadar çoğu arıcıyla görüştüm bu konuyla ilgili. Değişik şeyler var, böyle fikirler var ama hiçbirisi tam anlamıyla korumuyor. Yani yok naylona saralım diyorlar, yok poşete sar diyorlar. Yok şöyle derin dondurucuya koy diyorlar. Bakın derin dondurucuya koyabiliriz ama
Benim öyle büyük bir derin dondurucum yok yani. Kaç tane petek koyabilirim ki içine? Benim 200 tane kovanım var diyelim. Hani kaç tanesini koyacağız? O yüzden bize derin dondurucu dışında başka bir fikir lazım. Arkadaşlar bu 3 katta da aynı şekilde şöyle göstereyim. Bakın her katın arasında katran yağı sürülmüş. Katran yağı sürülmüş kağıt var. Bunun altındaki gazete de aynı şekilde bu şekilde katran yağı sürülmüş kağıt var. Bunun bir katında polenli çıta var arkadaşlar. Polenli çıta çünkü daha çabuk güveleniyor. Aradaki farkı görmek istiyorum. Ve katımızı koyalım. Peteklerimiz. Evet, kapağımı kapatıyorum. Bu 1, 2 ve burada bir kovanım var. 3 tane kovan var. Üçünde de dip tahtasına gazete serip katran yağı döktüm. Bu petekleri de dün sağdım arkadaşlar. Bugün de sabah gelince erkenden yaptım. Siz de deneyebilirsiniz ama dediğim gibi ben ilk defa yapıyorum. Sonucundan emin değilim. Ama 10 gün sonra açacağım. 10-15 güne kadar bakarız, kontrol ederiz. Onu da yayınlayacağım. Eğer güvelenme yoksa bundan sonra bunu kullanabiliriz arkadaşlar.